yapacak bir şey ya. Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda araba ile herkesin reaksiyonunu çekeceğiz, tepkisini çekeceğiz. Öncelikle Sinan'la başlıyoruz tabi. Sinan, sen bu arabayı biraz hissettin. Nasıl olduğunu biliyorsun. Ama hiç daha böyle bir full basmadım. Babam mesela, babamın tepkisini aldık. Şimdi sıra sende. Bakalım. Arabamız şimdi spordan mı? Evet, spordan. Nasıl gitti? Soğuk, iyi çekiyor ha. Bir de dışarısı biraz daha yağmurlu hava. Biraz kayıyor. Kayıyor, evet. Hem lastiklerimiz sıcak değil, hem yolda ona müsait değil. İyi çekiyor yani. Öyle gitmek istiyor mu olmuyor. Sen mesela şimdi bunun önceki halini biliyorsun. Biliyorum. Standart halini, stok halini. Nasıl aradaki fark? Bunda daha çok şey var. Basınç var. Daha torku hissettiriyor evet, yani. Daha çok torku hissettiriyor. Evet. Evet. Selçuk'un tepkisi nasıl olacak? Evet. Selçuk aldık arabamızı. Nasıl? Gidiyor. Gidiyor mu? Acayip gidiyor. Daha hava yağmurlu, kaygan. Full'du da. Müsait değil ya. Nasıl atıyor? Bir de yere yapışsa, işte havadan dolayı yapıştıramıyoruz. Senin de koltuğa yapıştıramıyoruz. Eresi'de gibi. Beni yapıştırıyorsun canım. Sen gerçi ihtiyarladın ha? Ben yaşlandım. Ben dedim ki sen ihtiyarlara heyetine katılmışsın artık. Böyle arabalar bana çok hızlı geliyor ya. Nasıl gidiyor şimdi? İyi, tıkır mıkır gidiyoruz ya. Bir tırdan iniyor, öbür tıra biniyor bile. Kamyondan kamyona. Bak, sattıracağım bana arabayı. He? Sattıracağım bana arabayı. Sana dedim gel. GT 63 şey yapalım aynı paketten diye. Yaptıydık yapacaktık. Zaten sen bir kere soğudun mu iyi soğuyun. Hemen başka bir şeyler almam gerekiyor. Ne aldın şimdi? Sanki çok kötü bir araba almışsın gibi. Kötü değil. Böyle gitmiyor onlar. Yapacak bir şey yok. Bu hissi unutmuşum. Ha, o da kendine göre. Takas edebiliriz arabalar istesen. Bak canın sıkıldığı zaman bunu al. Sen öbürünü bana ver. He, olur canım. Arkadaş çekse kendine. Şey var ya, açık hava filtresi. Sen bunda zaten, sende stok versiyonu vardı bunun. Biliyorsun aşağı yukarı nasıl gittiğini. Allah, bak. İyi gidiyor, iyi. Yolda aşağı boşaldı. Zaten sağına sonuna iyi bak, polisi olur, şusu olur, busu olur. Ehliyeti kaptırma. Zaten ehliyet çok hassas, hele bu arabalarda kendini daha iyi biliyor. Ben duyduğuma göre zaten sen artık 50'yi geçmiyor musun? 50'yi geçmem yok. Artık trafik kurallarına uyuyorsun her yerde. Otobanda 99, 100 bile demez. Tako yoksa direkt yapıştırıyor diyor ne? Motorda geçtim bu arada. Motorda geçtik.
O da bir Ducati'nin bir manyak şeyi bak. Oradan da yırtıldı ama. Kaskını kaldırdı falan bir şey diyecek şimdi bak. Thanks man. What motor is that? Tracer. Yeah. Yamaha Tracer. UPKFT? UPKFT? PK diyorum 900 diyor. Heyecan yaptı oğlan. İleride radar var. Var ya, kamera var orada. Nasıl amma? Acayip gidiyor. Mide bulandırıcı değil mi amma? Dehşet. Değil mi? Var biraz böyle dehşet. Aslında kafa artıyor amma ya. Böyle sürülmez. Yok. Gerçekten iyi gidiyor. Doğru bayağı, söyle. Bayağı farklı. Sen RS7'de de binmiştin. RS7 mi daha manyak gidiyor, bu mu daha manyak gidiyor? Değil mi? RS7'de şöyle bir şey vardı ama yapıştırdığın zaman hep her türlü gidiyordu. Bu biraz daha böyle aradığı için. Arıyor ama. RS7 o Quattro'dan ya. Evet. RS7'nin Quattro'su farklı da. Olmuş mu? Onayını alıyoruz mu senin? Ya çok süper. Vallahi. Seni daha fazla mideni bulandırmadan. Dene. Beni seni bir eve atalım. Bundan sonra konuğumuz kim? Ben bir internete gireyim. Kime hissettiriyoruz bundan sonra? Yasin'e mi hissettirelim bir de? Bakalım bundan sonra konuğumuz Yasin. Evet. Yasin'le yine bir olduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yasin sen ilk defa biliyorsun değil mi bu arabayı şimdi? İlk defa biliyorum. Ama hiç yeni gibi gelmiyor bana, biliyor musun? Niye? Neyse desin, içi biraz anımsattırıyor ama tabii display biraz değişik. Biraz aynı geliyor. Bir de bindik bu arabalara daha önceden. Evet, o da var. Ama tabii şimdi tamamen bizim elimizin altında oldu. Yazılım falan yaptırdık arabaya. Bakalım sen nasıl hissedeceksin bu arabayı şimdi. Ne beklentin nasıl? Gerçi sen bayağı bindin canım. Video çekmek için de bayağı arabalara bindik artık. Ya şimdi ben bilmiyorum ama belki hiç tepki bile vermeyebilirim. Diyorsun. Belli olmazsa yani. Bakalım tepki vereceğim mi vermeyeceğim mi şimdi, belli olur. Bakalım. Böyle bir şey yapmıyor mu? Böyle katlamıyor mu? Yapıyor değil mi? Ama geç sen şimdi elektrikli arabaya biniyorsun artık. O da full boost olduğu için o da aşağı yukarı aynı hissi veriyordur yine. Olabilir ya. Başka. Ses başta yapıyor ister istemez. Ses de ürküttürüyor biraz. Ses yine şey yapıyor. Arkadan böyle itiş oluyor ya. Ne? Babama dedim, babama herhalde dedim bayağı bir etkilenecek dedim hani. O da alıştı diyor. Ya babam diyor bas bas bas. Şu an bende de o his var. Bilmiyorum bu videodan önce mi gelir, bu videodan sonra mı gelir ama senin dediğin gibi Almanya'ya gittik bir hissettik yani. Limiti aştın mı? Daha aşmadım. Şöyle bir dokandım 310 yaptı. Daha iyi olsun. Merak ediyorum. 310 yaptık. 7. vitesin başındaydı. 2 vitesimiz var daha. Artık 340-350 yapar mı bilmiyorum. Baya tehlikeli ha. Onu da artık başka videoda çekeriz arkadaşlar isterse, değil mi arkadaşlar, takipçiler? Videoyu likelayın istiyorsanız onu da çekelim. Like, yeah, like meselesi daha çok işin gırgırşa motası. Hani emek sarf ediyoruz. Siz de bir emek gösterip bir zahmet o düğmeye basarsanız bizim için güzel olmuş oluyor işte. Doğru. Evet. Yasin'den sonra sıra sende. Deney. Nasıl, heyecan var mı? Bel biraz sakat. Biraz var. Bel biraz sakat. Zaten yenik başladın direkt. Ama şey, koltuklar iyi, rahat olduğu için belim biraz iyi şimdilik. Çok rahat değil mi koltuk? Bayağı bir rahat. Sanki kendime geliyorum gibi.
birazdan ne olur bilemeyeceğiz. Daha önce bindin mi E3'e falan? İlk, daha hiç böyle bir arabaya bindim. Anam şeylere bindin, M3'lere falan bindin ilk sen. M3 falan evet, onlara bindik. Onlardan işte biraz iyi yani. Bakacağız i̇yi. Şimdi nasıl bundan bir arada bir fark var mı yok mu? Fark var ya, birazcık. Fark var mıydı? Midem sanki ne oldu bu? Evet ne? Bir ışınlandırıyor burada hava. Gitti geldi. Ne yaptın ya? Bu neydi? Bu launch start. İşte launch control. Günümüzde buna launch control diyorlar. Bizde var mıydı öyle bir şey launch control? Bizde sadece normal var, kontrol sen var. Daha, sen de öldürme bizi. Amcamız da bu arada... Peugeot N06 var, N06 evet. Var bende. O şey canım, o güzel yani. Alışveriş arabası. Alışveriş arabası. Böyle kısa mesafelere gel git arabası. İyi oluyor, kolay oluyor. Bir de X3 var. Bir tane de X3 var. Neydi o? X3 M... M... Neydi? M40. M40 oluyor değil mi? Ya, onlar M40. Yüksek modeller var, kompetisyonlar. Onlar değil, onun bir şeyi. Sen... Biraz daha... Kağıt arabaları seviyorum. Aynen. Bundan daha da fazla. Sen daha demin bana soruyordun. Araba ara sıra seni böyle... Aaa Murat'ı yürüyorum ama ooo. Mis. Ona takılabildik aslında. Yok ama takılmayalım. O yolun sonu pek iyi yemedi. Bu araba bazen böyle bizi terbiye etmeye çalışıyor. Sen mi şey patronsun, ben mi patronum, sen mi patronsun? Damar mı kemer arkada? Sinan çok tehlikeli. Sinan alıştı demek ya. Evet, karşımızda Mustafa. Mustafa benim yeğenim olur ayrıca, öz yeğenim, değil mi? Daha deminki amca dediğim de Mustafa'nın babası değil ha. O Sinan'ın amcası. Yani benim yanında olan Sinan, yani bizim kameraman, sizin böyle çok suskun dediğiniz çocuğun öz amcası. Ama ona da saygıdan amca diyoruz tabi. Yani o Mustafa'nın babası değil. Buradan yanlışlık olmasın. Onu da söyleyeyim. Mustafa sen bundan önce benim öbür arabalara da bindin. Senin arabalara, önceki arabalara bindin. Tabi bu önceki arabalara bakarak başka seviyede. En üst seviyede olan, ya. Hız da öyle, duruş da öyle, model de öyle. Maşallah. Bakalım maşallah, Allah dairelerini sana nasip etsin. Amin hepimize. Şimdi senin reaksiyonunu alacağız. Spor'a alalım. Tabi bu araba orijinal değil artık. Baya bir hazırlık falan yaptık. Araba uçak gibi zaten. Thank you.
Manyak bir şey ya. Bebezi keseyim mi biraz? Asıl kesin. Bir de ben her gün binmeyince böyle arabalar. Her gün binmiyorum ben böyle arabaya. Biz de her gün binmiyoruz canım. Uzun süre sonra bir binince bir değişik tuhaf geliyor tabii. Bir de basıyor böyle midene. Aynen şurayı bastırıyor. İster istemez kim ne kadar alışkın olursa olsun. Dur be, heyecanlandım ha. Bismillah. Ben direksiyonun başında olduğum için gaza basan da benim. Benim hissettiğim de senin hissettiğin bir değil. Ayrı. Ben bir de merak ediyorum. Bunun launch kontrolüne sen nasıl tepki vereceksin? Launch kontrol mu? Bir yerde deneyebilirsek deneyebiliriz. Doğru yapmış ya. Bu ne? Bunu ara sok da bu ses ne var ya, adamlar savaş var zaten. Duymadım ha. Bu kadar sesi duymadım yani. Bu var. Bu E63'lerde falan işte. Ben ya E63 hiç bilmedim ki. Bekliyor böyle, patlıyor, canavar gibi çıkıyor böyle ortada. Sal beni diyor. He. Bismillahirrahmanirrahim. Uçuyor ya. Normal değil. Kemer bile sıktı beni resmen. Kemer var ya. Nasıldı? Bu da launch kontrol işte. Ama yer tutmuyor. Şey, yağmur yağdı ya bir gün çok. O da doğru ya. Lastikler tam yer tutmuyor. Bu da böyleydi arkadaşlar. Reaksiyon videomuzdu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz Mustafa? Videoyu kapatırken. Kapat!